Evet, herkese merhabalar. Tarot'un Kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Evet, bugün sizler için aklımdaki kişiyle aramızdaki engeller kalkacak mı sorusuna cevap arayacağız hep birlikte. Haydi o zaman hep beraber ne yapalım? Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle tabii ki kartlarımı siz canım kolektifime niyet alarak şöyle bir rezonanmanız ve odaklanmanız için kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Önce can sonra canan mottomuzla hemen niyetinizi alın. Aklınızdaki kişi kimse, o aranızda engellerin kalkmasını istediğiniz, beklediğiniz her kim varsa onun niyetinize bir alın. Sonra kendinizi niyetleyin ve sorun bakalım kartlarıma. Aramızdaki engeller kalkacak mı sorusunu sorun odaklanarak. Ve tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu da lütfen unutmayın. Siz size ait olan kısımları sevgiyle alın, kabul edin. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait yanıtlar arıyorum ben diyorsanız da tabii ki 0544-405-5790 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Eğer ki tesadüfen geldiyseniz de bizim kanalımıza tabii ki bizim enerjimizin içinde olabilmek adına lütfen kanalıma abone olarak bildirimleri açarak tabii ki yorum ve beğeniler de bırakırsanız bize destek verirsiniz ve bu enerjinin de içinde siz de yerinizi alırsınız diyerek hemen ne yapıyoruz? Evet, niyetlerimizi alıyoruz. Kartlarımıza şöyle bir rezone oluyorsunuz. Tekrar kartlarımı daha odaklanabilmek adına diğer kartlarıma da videoyu durdurarak rezone olabilirsiniz. Enerjinizi gönderebilirsiniz. Evet canım gönül dostlarım, bakalım. Aklınızdaki kişiyle aranızdaki o engeller, hani hep bazen diyorum ya ben görünen ve görünmeyen engeller diye. Hem görünen hem görünmeyen engeller için. Ha bunlar ne derseniz de görünmeyen engeller. İşte aile engelidir, onun hayatında biri vardır, sizin hayatınızda biri vardır. Kopamıyorsunuzdur bir türlü. Ya da görünen engeller olarak da işte sosyal medyadan, telefondan sizi engellemiş ya da silmiş olabilir gibi. Şimdi niyetlerimizi aldık. Hemen şöyle kartlarımıza da odaklandık. Ben de kolektif enerjime en doğru cevapları vermeye niyet alarak kartlarınızı seçtim derken ilk gelen kartın böyle bir aşkla gelmesi, aman da aman, ay muhteşem, aman ne güzel yanıtlar geldi böyle, çok güzel geldi, ay çok güzel geldi, muhteşem. Şimdi sevgili gönül dostlarım, hazır mısınız bakalım söyleyeceklerimi dinlemeye, duymaya? Şimdi öncelikle ilişkinizle bağlantılı, tabi burada gördüğünüz üzere bir aşk var, bir aşk. Yani kolektif enerjimde demek ki niyet ettiğiniz, aklınızdaki, kalbinizdeki, o arada engeller olan kişiyle aranızda muhteşem bir aşk yaşanmış ya da bu aşk hala devam ediyor. Zira bakın her iki tarafta hala kafasına bir mahkeme yapıyor. Bir tarafı bir dünya, bir tarafı başka bir dünya. Şimdi burada bir de şunu da söyleyeceğim. Hani aramızdaki engeller kalkacak mı? Ne zaman olarak soruyor arıyoruz, cevabı arıyoruz ve zaman da vereceğim zaten. Bakın eğer ki iletişim engeliniz var ise hemen şöyle göstereyim, hemen yine en son söyleyeceğim, en başta söylüyorum, gördüğünüz üzere iletişim engelleriniz beşli bir zaman dilimi içerisinde
kalkıyor. Haberleşme ve iletişim kartımdır o zaten benim. Ben orada F harfinde ferahlamak olarak yormak istiyorum burada. Kolektif enerjime. Şimdi beşli bir zaman içerisinde ferahlayacaksınız. Bu iletişime, haberleşmeye geçeceksiniz. Eğer ki iletişimden ötürü bir engel taşıyor iseniz ilişkinizde. Şimdi burada şunu da belirteceğim. Yine tabii ki zaman vereceğim. İkili bir zaman öncesinde, yani geçtiğimiz 2 saat, 2 gün, 2 hafta, 2 ay için. Şimdi benim zamanlarım zaten sürekli takipçilerim biliyor. Yeni gelenler için açıyorum burada. Bu andan itibaren, izlediğiniz andan itibaren geçtiğimiz 2 saat, 2 gün, 2 hafta, 2 ay içinde ya da ayın 2'si, 12'si, 22'si gibi bir zaman diliminde niyet ettiğiniz kişi maalesef size karşı belki otoriter, belki baskıcı, belki size karşı böyle sizi üzen, kıran bir tavırla yaklaşmış olabilir. Ve bu süreçten beri de belki de ayrı, dargın, kırgın ya da küssünüz niyet ettiğiniz kişiyle. Ama ve lakin hala aranızda kutsal bir bağ var, devam ediyor. Çünkü aranızda bir aşk var. Şimdi burada evet kartlarım zaten direkt soruma cevapla geldi. İletişim var dedi, engeller kalkacak dedi ve görünmeyen engeller için, şimdi bu görünen engeller için, görünmeyen engeller için de anlaşma yoluna gitmeye çalıştığını veriyor. Şimdi burada mesela aile engeli vardır. Örnek olarak veriyorum. İşte anne, baba, kardeşler ya da işte aile gibi gördüğüm iş arkadaşıdır, okul arkadaşıdır gibi kişilerle sizinle olan ilişkisini onaylatabilmek adına ya da sizinle olan ilişkisini kabullendirebilmek adına bir anlaşma yoluna gittiğini de net bir şekilde verdi ki zaten yanında da aile bağı, akraba bağı, can bağı ve gönül bağı olan kişiler geldi. Ki burada da zaten önümüzdeki dörtlü bir zaman dilimi içerisinde de zaten burada hani iletişim var ve size de bir güzel bir hediyeyle ya da bir iyilik ya da bir lütufla gelecek. Şimdi burada zaten niyet ettiğiniz kişinin gerçekten bu sıkıntılı sürecin içerisinde engellerle bağlantılı fiziksel ya da psikolojik bazı sağlık problemleri yaşadığını da söyleyebilirim. Özellikle belki de size anlatmak istediği ya da anlatamadığı bir şeyler olduğunu ve bakın yine sözleşme ve adaletle geldi. Bakın anlaşma ve adalet ne kadar enteresan, gördüğünüz gibi gene aynen çok şükür bin şükür enerjiler gördüğünüz gibi aynı paralelde devam ediyor. Şimdi anlatamadığı bir şeyler var dedim. Belki sizinle paylaşamadığı bir şeyler var. Çünkü neden? Karşı tarafla hani o görünmeyen engelleri kaldırabilmek adına bir sözleşmeye gitmek istiyor. Ya da devlet kapısı ya da mahkemelik bir durumu var ise bunu da çözmeye çalışıyor olabilir. Ya da kafasına mahkeme yaptığı, ikilemlerde kaldığı bir konuyla ilgili bir anlaşma yoluna gitmeyi düşünüyor. Ve güneş kartı, biliyorsunuz ki ben de zaten evliliğe giden yoldur, sıcaklıktır, yakınlaşmadır, ilişkide bir şeylerin artık böyle düzene girmesidir gibi. Yine burada sizinle bağlantılı bu engellerin kalktığından sonra aranızda bir yakınlaşma yaşanacağı ve burada gerçekten birbirinizin belki de ruh eşi olduğu ve birbirinizi telepatik olarak da belki de hissettiğiniz mesajıyla gelirken tabii ki burada bu engellerin kalkması her iki taraf için de hem kişisel hem psikolojik hem fiziksel iyileşme yoluna geçeceğinize ve mutlu bir kapıyı size açacağını belirtiyor. Eğer ki aranızda bir yol, mesafe var ise de bu mesafenin bir yolculukla kapanacağını, belki niyet ettiğiniz kişi size gelebilir ya da siz ona gidebilirsiniz. Ya da eğer yol engeli varsa o yol engelini de kalkacağını ve şöyle söyleyeyim, mecazi anlamda da belki size bir yol yapacağını söylüyor kartlarım. En önemlisi, bakar mısınız, bak, sevindirici bir başarı. Yani burada engellerin kalkması demek ne demek? Sizin sevinmeniz ve mutlu olmanız demek. Ki burada bu aynı zamanda sizin başarınız da olacak. Yani sizin bir başarınız. Belki bu konuda bu engellerin kalkması için
çok mücadele etmiş de olabilirsiniz ya da niyet ettiğiniz kişi de bu konuda çok mücadele etmiş olabilir. Sonuç itibariyle burada her iki taraf için de sevindirici bir başarı veriyor kartlar. Ve hemen akabinde bakalım diğer mesajlarımıza. Evet, bir maske var. Şimdi burada bir maske var. Ben hep ne derim? Görünenin arkasında görünmeyen. Şimdi bazı maskelenmiş niyetler, burada görünenin arkasında görünmeyenler, belki de bu engellerin oluşmasına sebep etrafındaki insanlar, arkadaşları olabilir, dostları olabilir. Şimdi burada belki sizinle bağlantılı o kadar çok farklı bir bilince sevk edilmiş ki, yani burada hani siz karşı tarafa daha ziyade kötülenip hani kullanılan taraf sanki aklınızdaki kişiymiş gibi gösterilmiş olabilir. Tabii bu da bilinen ilişkiler için söylüyorum. Şimdi bizim ilişkimizi hiç kimse bilmiyor diyorsanız da bunu belki de aklınızdaki kişi kendi içinde yaşamış da olabilir. Kendi içinde sizinle ilişkisinde kendini kurban olarak görüyor olabilir. Ama burada olaylar bir dönüm noktasına doğru ilerleyecek. Ve ay ama bu kadar olmaz arkadaşlar, bakar mısınız? Her iki kartta gelen yolculuk kartı. Yani ben bunu evet her iki taraf içinde diyorum ki, yani hem sizinle ilgili hem aklınızdaki kişiyle ilgili, engellerin kalkması için bir yola çıkılacak mecazi anlamda. Evet, gerçekten aranızda bir yol var ise de o mesafe kapanacak. İşte yine her zamanki gibi gördüğünüz ayan ve beyan, yine bir makbuş abla enerjisi. Şimdi bakın, aile kartı geldi. Yine burada da aile kartı vardı. Yine aileyle bağlantılı, eğer ki engeller var ise bu engellerin de kalkması için bir mücadele verildi. Aa, bu kadar olmaz arkadaşlar. Bu nedir? 1, 2, 3 kart. 3 kartta da yol verdi. Ve bu kart aslında iletişim simgelenmesine rağmen bir de bakın bir yolculuktadır aslında. Bu koşarak geliyor. Bu kartımda da bir yol vardır. Yani çok enteresan, 4 farklı desteden seçtiğim kartlarda gelen mesajda hep bir yol var. Çok enteresan. Tabii ki her zaman söylediğim gibi sizler ne yapıyorsunuz? Kendinize uyan kısmı alıyorsunuz. Şimdi burada son olarak kartlarım diyor ki engellerin kalkmasıyla ilgili. Bakın, burada niyet ettiğiniz kişi evet engellerin kalkması için bir mücadele veriyor, anlaşma yoluna gitmek istiyor ya da o iletişime geçecek, ama şimdi burada bir de diyor ki kendimden ödün vermem gerekiyor diyor, bazı tavizler vermem gerekiyor ama bunun için şu an ben kendimi yetersiz hissediyorum. Bunun için sadece seninle bağlantılı ilişkimde evet bir yükselme yaşadım. Sen benim için gerçekten çok aydınlık, güzel bir geleceği temsil ediyorsun belki de diyor, ama burada bir seçim yapmak zorunda olduğunu söylüyor kartlarım. Aklınızdaki kişinin aranızdaki engelleri kaldırabilmesi adına bir seçim yapması gerektiğini, ama her ne olursa olsun seninle bir şekilde kavuşacağını da söylerken, ve bakın yol, yani yeni bir yola girmek, sizinle yeni bir başlangıca geçmek adına harekete geçmek istiyor, ama zaman zaman aslında sana belki, bak şurada da demiştim, söyleyemediği bir şeyler var sana. Şimdi bunları sana söyleyemediği için de belki kendi içinde sıkıntılar yaşıyor, çünkü seni de kaybetmekten korkuyorum derken, sen benim için çok özelsin, kutsal bağ, sen benim için değerlisin, sen benim için bir armağansın. Ama ve lakin şu anda engeller, engel nedir? İnsanın elinin kolunun bağlanmasıdır, zincirlenmesidir. Ve bakar mısınız, zincirlerimi kırıp sana koşmak istiyorum, uçmak istiyorum diyor niyet ettiğiniz kişi. Velhasılı kelam, burada arkadaşlar niyet ettiğiniz kişiyle aranızdaki o engeller kalkacak. Zaman
beşli bir zaman. Ama bu süreçte de niyet ettiğiniz kişinin çok ciddi anlamda ama kendisiyle ama çevresiyle bir mücadele yaşayacağı ve bu mücadelenin sonunda da aslında onun da size bir şekilde bu engelleri kırıp o zincirlerden kurtulup size gelme isteğinin var olduğunu öğrenmiş olduk sonuç olarak. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Yine benimle olduğunuz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Makbuş ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.